günlerde gazetelerde, televizyonlarda sıkça şunu duyuyoruz. Gençler yurt dışına gitmek istiyor. Arkadaşlar, gençler, çocuklar, evlatlarım, öğrencilerim, hiçbir yere gitmiyoruz. Bu memleket bizim. Başka memleket yok. Memleket gibisi de yok. Bu sokaklar, bu dereler, bu göller, bu ovalar, bu ormanlar bizim. Sokaklarını biz temizlemezsek kimse temizlemez. Ağaçlarını biz sulamazsak kimse sulamaz. Göllerine biz bakmazsak kimse bakmaz. Biz hepimiz terk etmek yok. Göllerini biz temizleyeceğiz. Ormanlarını biz koruyacağız. Yollarını biz süpüreceğiz. Ağaçlarını yeniden biz dikeceğiz. Umutlarınızı yeşertin, geleceğimizi geri alacağız. Bir umudum sizde, sizde. Anlıyor musunuz? Çıkmış ne diyor Muharrem İnce? Diyor ki, dozerle diyor bu tarikatları yıkacağım diyor. Lan Muharrem İnce, senin ne kendin, ne sülalen, ne ataların, ne dedelerin, ne senin o yularını tutanların hepsi gelse asla ve kat'a tarikatları bozmaya, cemaatleri bozmaya senin gücün yetmez ya. Yani. aman ha, yanlış anlarlar. Gözünün yaşına bakmayacağız. Cemaat yurdunda çocuğa tecavüz olmuş. Aman bu cemaati kızdırmayalım. Ya bir olaydır falan. Bir çocuğa tecavüz olursa cemaat, memar, tarikat, marikat tanımam. Yerle bir ederim o yurdu. Yıkarım orayı, yıkarım. Alo, kiminle görüşüyorum? Ben Kemal, geliyorum. Ey saray, duy diyeceğiz, duy. Duy diye. Geliyor, gelmekte olan diyeceğiz. Selam millet, üyesi yüksen kat sağ gönsün. De sağ gönsün. Sağ gönsün. Sağ gönsün. Sağ gönsün. Sağ gönsün. Sağ gönsün. Sağ mal oç kel milif var. Bir şey desene oğlum izleyicilere. Beni çok üzdü izleyicilere. Aç mı orçası benim? Gel. Madene gel. Madene gel. Öldün. Madene gel. Yıllar sonra. Arkadaşlar, bugün konu ulaştığınız gibi kime verdi? Direkt konuya başlayacağız. Mili kime veriyorum? Arkadaşlar, Mili benimle olan iddiasını kaybederse CHP'ye verecek mecbur. Kılıç var şu chest'te istiyorsan ha. Şimdi arkadaşlar, Melih konuşmayacak çünkü mal o. Şuraya da chest plate attım, arkamdan geldi. İstiyorsan bir objektif görüşünü belirt kendin için. Ya ben hiçbir siyasiye güvenmiyorum amına koyayım. Boş atacağım oyunu. Ama senin ayağı kırıldı şu an. Neredesin lan? Eşek. Arkadaşlar, Melih Köşk böyle. Ne diyordu seninkilerine? Apotemik mi? Ne? Apotemik mi deniyordu senin gibilere? Ha. Bilmiyorum ki. Apolitik. Apo, HDP kesin, kesin. Arkadaşlar şimdi... Şimdi ülkemiz zor durumlardan geçiyor. Siz de ülkeyi iyi olmasını istiyorsanız HEDE cemiyetine katılın ve HEDE'ye oy verin. Arkadaşlar ben mecbur değil de istemeyerekten Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Niye isteme sebebim de şu. Benim için o kadar başarılı bir adam değil geçmişinde, kariyerinde. Ama istikrarlı ve okuduğu yerler, yaptığı yaptırımlar çok da olmasa en azından yani şey, pozitif bir yanı var. Kim bana mesela? Pozitif bir yanı var o konular hakkında. Sen neredesin? Orası sitin var sana. Sen neredesin? Geliyorum yani, yukarı doğru. Cumhurbaşkanımız Sayın Veliahtımız Hazreti Recep Tayyip Erdoğan'ımız için de kendisini beğenmiyorum. Ülkeyi bence Araplaştırmaya çalışıyor. İleride 10 sene sonra Arap ülkesi olacağız gibi geliyor. Şeriatla yönetilmek istemiyorum.
yani üye, onlara destek veren partilerden biri Hüdapa. Hiçbir zaman ben ne HDP için, iki partiyi de ben terör örgütü olarak görüyorum. Şimdi diyeceksinizdir. Ananı sikeyim. Ölme lan. Of. Amına kodumun HDP'lisi arkaladı beni. Oğlum nasıl çevirdim lan ben oradan? Alsana şunları. Diamond'ın var mı? Amına koydum HDP'lisi yok. Arkadaşlar şimdi diye olabilirsiniz. CHP. Yani altılı masada HDP'de var, öyle de böyle de şu. Arkadaşlar adamlar, gidin bakın, hiçbir zaman yok Selo'yu çıkartacaktık, yok Apo'yu çıkartacaktık, yok şöyle yapacaktık, böyle yapacaktık demiyor. Adam diyor bir açıklamasında. O açıklamasını ben de doğru bulmuyorum. Oltan var mı? Yok. Bir açıklamasını diyor, çıkmasını istiyorsanız bize oy verin diyor Selo için, HDP'liler için. Adam oy çekmek için bunu yapıyor. Bir, iki, çıkmasını istiyorsanız diyor, çıkartacağız demiyor. Adam geçen İmamoğlu mitingde konuşma yapıyor. Diyor ki yargılanacak. Eğer suçsuz gözükürse çıkacak. Suçsuz gözükmezse çıkmayacak. Ve şu an adamın hapiste olma sebebi ise Erdoğan'a yargıdan yani. Erdoğan bile onu teröristten koyamamış. Ama benim için terörist ama işte bunu şey olarak bakmamak lazım. Yok o terörist değil. Teröristi. Ben terörist derim, sen dersin ama bu adamlar bir oy alma peşinde. Zamanla bakarsanız Erdoğan da gidiyor. AK Parti'de gidiyor daha doğrusu. HDP'den oy almak için. Kürt vatandaşlardan oy almak için. CHP'de gidiyor. Zaten 2022'den 2-3 ay önce ilk başta AKP'nin olduğu ittifak gidiyor HDP'den. HDP ile bir olmaya. Anlaşamıyorlar. Sonraki günde işte altılı masaya katılıyor HDP. Yani ona gitmese ona gidecekti. Öyle bir durum söz konusu. Benim için 4 adaydan en iyisi, ne kadar inceci olsam da, bir yayın var mı ya, yattım oraya. Ben Muharrem İnce'yi... gel kılıç yapalım onu. Destekleyen bir insan, seven de bir insanım, başarılı olan bir insanım. Ama 4 aday içerisinden bence en başarılısı, en milliyetçisi, en Türkçüsü kim ne derse desin Sinan Oğan'dır. Aksini iddia eden Melih gibi daha pahalıdır ama. Yani iki adayı da çok seviyorum İnce ile Oğan'ı da işte. Yani hiçbir imkanı yok ki bu adamlar seçimi kazansın. İmkanı yok. O yüzden arkadaşlar değişiklik yapmak için... Lan ananı satayım neyse. Ayrı kılıç yapmayı başta da sana yapmış oldum. Değişiklik için mecbur yakma. Yansaydım ölmüştüm. Al şunları. Yok. Mecbur arkadaşlar, vermem gerekiyor yani, değişmesi lazım bir şekilde. Bir de bilemezsin ki bu adamlar kötü mü yönetici, o yüzden bir şans verilmesi lazım. Pantolonun ne? Al şunu. Ya yön ve varım. Ve geçtim her şeyi. Bu arada arkadaşlar video kalitesi düşük, farkındayım. Çünkü anlamlı bir şekilde bunu kasıyor. Şöyle bir şey var. Zaten kötü yönetirseler bir sonraki seçime kadar diş sıkarız. O sıkıntıyız. Yıllar boyunca sıktık. Ki geçtim. Yani o zamana kadar da en azından adam var. Gel keselim. Sinan Oğan'dı veya al şunu. Muharrem İnce'yle kadro toparlar ve daha güçlü aday olarak çıkarlar. Ve o zamanlarda onlara teslim eder arkadaşlar. Bir ülke böyle 1-2 senede kurtulmuyor. Kurulmuyor daha doğrusu. Yani o yüzden bir şekilde değişime el vermeliyiz. Adım atmalıyız. Adım atmadan olmaz. Erdoğan bile şu anki ülkeyi şu hale kaç sene içerisinde getirdi. Adamın amacı ne? Bence adam ülkeyi safa sağlam İran gibi bir Müslüman bir devlet yapmak. Ama ben layık bir ülke istiyorum. Herkesin adaletten yararlandığı, herkesin kendi görüşünü kullanabildiği bir ülke istiyorum. İleride ne? Senin annen açık olacak diye annene şey yapacaklar. Böyle bir ülke istemiyorum ben. Ki bakarsanız adam fark etmiş beni. Bu da bir daha parlıydı amına koyayım. Astın amına koyayım adam orayı. Gapple yapayım, gel ortaya da. Yani şeye bakarsanız da şundan şikayet edebilirsiniz CHP'den nefret eden biri. Başörtüsüydü, oydu buydu zamanında. Evet, adamlar bunu da kabul ediyor. Diyor hata yaptık, ilk başta onlardan helallik, stres falan diyorlar. Nasıl Erdoğan diyorsa ki FETÖ'lü bir
şeyimiz vardı, özür diliyoruz, özür diliyoruz, hatamızdı falan diyorsa bu adamlardan aynı şekilde diyor yani. Yapacak başka bir şey yok, adamlar bir şekilde güveneceğiz böyle. Yargılaya yargılaya hiç görmeden hepimizden gelmeden CHP denen iktidar kesim en son 50 sene önce gelmiş başa, bundan önce. Yani adamlar ne zamandır yok, bir şey bilmiyoruz ama gel de bunları yaşlı kesimlere anlat, bu arada biz nasıl adam bulacağız? Yani artık bu yaşlı kesimler, 50 yaşında olan biri 4 keredir, 4 kere değil de onun sayısını bilemem, şu an bir boş yaptım da. Ya zamanından beri oy veriyor en azından, bizim ilk oyumuz ya, değiştirecek olan bizleriz, bizim bir şey yapmamız lazım ki artık. Şu an gözüken şu, ben doğduğumdan beri AK Parti'yi görüyorum, Melih sen doğduğundan beri kim? Hüdapar. Melih arkadaşlar, adam var gel. Sana nasıl oldu Tapto? Oklarım nasıl değmedi bana? Tamam, o hala sana mı takılı bu arada, ben de mi öyle? Bana takılı. Arkadaşlar 8 kişilik önünde 2 kişilik, 2 kişilik takım alıyoruz. Niye? Oğlum... Adam nasıl çıktı nasıl lan? Busla Meli, uç. Busla. Okun var mı, okla? At. Okum var. Neler? Nasıl patladı ama? Adam şimdi nasıl sövüyordur ama? Yani arkadaşlar, uzun lafın kısası ben haklıyımdır, siz haklısınızdır. Ben haksızımdır, siz haksızsınızdır. Ne atayım sana? Hiçbir şey al. Bot versene. Yani bir şekilde ülkeyi değiştirmemiz lazım. Görüyorsunuz yani. En temel sorunlardan bakarsanız bile ekonomiydi, oydu buydu. Yapacak hiçbir şey yok. Yapma yapma. 2 ve 2 kaldık büyük ihtimalle. Yani bir şekilde el değişmesi lazım arkadaşlar. Ben de istemeyerekten CHP'ye vereceğim. Belki iyi olur, belki kötü olur, hiç bilmiyorum ama mecbur değişmesi lazım artık. AK Parti... Ne değiştirdi seni? Neyden? Düne kadar inceciydin. Diyorum, kadrosu yok ki, başa gelemeyecek ki, onu fark ettim. Adam açıklamasıyla... Ya nereden bileceğim, belki gelecek. Gelmez. Dal dal dal. Adam her açıklamasında oyu kaybetti. Gir de oğlum, gir gir. Lan. Dur lan oğlum, adama fight atmayalım mı? Lan şunun ismine baksana. İsmine bak, ismine. Aa niye lan? Niye lan? Hop hop hop. Tadına bak. Niye oğlum, adam kazanamayacak oğlum, belli anketlerde bile kimse vermiyor, ben istemiyorum, mecbur değişmesi lazım ve kadrosu yok, başa geçse bile çok hırpalan iktidarda bence, ne kadar sevsem de yok. O yüzden diyorum ya, bir şey olsun, bu 4 sene içinde belki toparlarlar kendilerini, CHP yönetemezse onlara oy veririz bir tanesi, ne yapacak hiçbir şey yok. Ya zaten o dedikleri vaatler, ne bileyim hani emekli 15 bin lira hadi sonra hadi. Neydi? Hani bizi diyorsun ya. Ne diyorsun? Ne diyorsun ya. Çıkartacağından değil, hani Süleyman Demirel HDP bilmem neyi. Al şunu. Çıkartacağından değil, o için yapıyor diyorsun ya. Hı. E tamam, onları bu adam dediklerini yapması zaten duramaz ki 4 sene ancak. İstiyorsanız diyor, sonraki açıklamasında diyor ki yargılayacağız diyor. Suçsuz çıkarsa çıkar diyor. Adam kesin şey yapmıyor ki, vaadi bu. Ya neyin yargılaması ya, boş yapıyor yani. Neyin yargılaması kardeşim, mahkeme ya, yargılan. Ya yargılanacak adam mı? Nasıl yargılanacak adam mı oğlum? Sen... Anlamak istemiyorsun bak. Asıl konu şu, VSG'sın asıl konu şu. Ben istemiyorum şahsen çıkmasını. Çıkarsa da çıksın da artık bunlar bir terör örgütü olarak gözüksün ve ülkeden siktir olup gitsinler. Benim istediğim şu. Adam diyor ya, sen diyorsun ya, vaat etmesi zaten duramaz. Vaat etmesin kardeş. Başa geçtikten sonra yargılansın bu adam. Yargılandığında suçlu çıksın. Tekrar kalsın hapiste. Ömür boyu kalsın hapiste. İki tane daha alırsam CHP'ye veriyorum. Hadi gel. Oğlum Gapple gibi, korkak gibi ya. Ben şimdi gülme krizi tutunca. Sen gülme krizi tutunca ben oynayamıyorum. Gapple gibi de arayalım. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Yanıma gel, bir tane vurayım yeter. Alırım ki ben onu.
Canım rejenlensin. Evet arkadaşlar, bu videonun bu videoyu ayrı olarak atarım. Videomuz bu kadardı. Siz de ne yapın edin. CHP'ye oy verin. Belki seçimden önce ya da sonra atarım. Hiç bilmiyorum artık canım ne zaman isterse. Ama dediğim gibi arkadaşlar, ülkeyi değiştirmeliyiz. Biz gençler olarak bir şeyler yapmalıyız artık. Bu yaşlıların salak saçma düşündüğünden, kıt kafalarından gına geldi. Babamla bile konuşurken anlaşamıyoruz, sıkıntı. Siz de anlaşılı olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Milli'nin amına koymayın. Milli tam bir video bağlı bir orospu. Şunu çek. Dur oğlum, yeni videoya giriyorum şimdi. Dur şunu bitireyim.